Herkese merhaba, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Anne bak, köpek durdu. Evet, köpek ne yaptı sana, anlat bakayım. Köpek korkuttu mu seni? Hav hav yaptı, Ayaz çok korktu köpekten. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Araba burada annem, araba bir yere gitmiyor. Biz bugün hafta sonu, işi yok. Şu an sabah saat 10 gibi. Ben hazırlandım, evi sildim, süpürdüm, temizledim. Dışarıya doğru çıktım çünkü bugün misafirim geliyor. Evde birkaç eksik var, onları tamamlayacağım. Çaya gelecekler. Birlikte artık bir şeyler hazırlarız diye düşündüm. Buzluktan sarmamı çıkardım. Poğaçam var, poğaça çıkaracağım. Hav yapıyor köpek. Hav yapıyor. Bir de başka ne yapacağım? Bilmiyorum, böyle bir bakalım artık evde ne var ne yok. Ona göre kararlaştıracağım artık. Kısır yapmayı düşünüyorum bir de. Uzun zaman oldu, kısır yemedim. Umarım nar eşkisi vardır. Şimdi aklıma geldi. İnşallah nar eşkisi vardır evde diye düşünüyorum. Ama olması lazım ya. Olur değil mi? Şimdi de Aldi'ye doğru yola gidiyorum. Çıktım. Aç. Neyi açalım? Neyi açalım? Arabayı aç. Arabayı bebe. Açalım, tamam. Arabayla gidelim, evet. Bence de daha iyi bir çözümdü ama anne yürümek istedi anne. Bakalım ha? Nereye kadar? Arabayı. İki dakika daha zaten arabadan çıktı. Kollarını falan çıkardı. Bayağı yukarıya doğru çıktı. Arabanın tepesine kadar. Ama şimdi oturuyor çok şükür. İnşallah alışverişim bitene kadar oturur. Alışverişimi yaptım, eve geldim. Size şimdi kısaca ne aldıklarımı göstereyim istiyorum. Burada domatesim var. Şöyle Buta karamel waffle Aldi'nin mutlaka denemeniz lazım. Burada da patates var, küçük patates. Ekmek, yoğurt, yağ aldım. Bunlardan aldım. Misafirlerin önüne koymak için fayştuh yoktu. Ondan aldım. Wrap var. Böyle tatlı aldım. 2 tane soğan, avokado, brezze ve birkaç içecek aldım. Aldıklarım bunlar. Şimdi de sarmaya sosunu yapıyorum. Ondan sonra üzerine döküp pişirmeye bırakacağım. Evet. Burada bulgurumu ısladım ben ve üzerine Adana usulü sosunu yaptım. Burada soğanım var, salçam ve domatesim var. Bunu üzerine döküp dinlendireceğim. Ayaz öfke nöbeti geçirdi ve olduğu gibi sarmam yandı arkadaşlar. Yani yarısından çoğunu çöpe attım. Diğer kısmını da tavaya aldım. Ama böyle ağza gelince yanık kokusu, çok kötü yanık kokusu geliyor. Misafirin önüne de çıkar mı öyle bir şey bilmiyorum. Ve nar eşkisi unutmuşum. Nar eşkisi almaya gideceğim Türk bakkalına. Umarım misafir gelmeden evime dönerim. Bugün bütün elim ayağım dolandı. Yani her şey istediğim gibi, hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Özenmek istediğiniz günlerde galiba hep böyle oluyor. Gitti yani. Olduğu gibi sarma gitti. Bakın buraya aldım. Açınca bile buram buram yanık kokusu geliyor yani. Çok kötü. Çok kötü. Anlatamam size. Neyse, ben bir nar eşkisini alayım gideyim Ayas'la. Ondan sonra gelelim geri. Evet, gittim geldim. Nar eşkisini Ayas'la aldım. Burada da kısırımım bitmiş hali. Şöyle göstereyim.
Yeşim ablayla Mahmut abi geldi. Bir de onları. Bakın ne getirmişler. Değil mi bu ne? Çok güzel. Çok güzel bu. Weißt du, was es ist? Das ist von Galileo. Galileo vardı. Ah, böyle bir şey. Her şey var. Evet, evet, this is her şey. Dönder, bir dönder. Kok. Wow. Wow. Bak hayatı. Wow. Wow, çok güzel. Dinlatıyorum. Çek onları. Çok güzel. Ayas. Hediyeler getirmişler Allah'ım ya. Bu tam ayağı tutmuş. Ya tam öğrenir diye bir şey. Aha, ya, tamam. Niye zahmet ettin? Beğendin mi Kerim? Saks'ta of tanki. Gidip tanki desene oğlum. Dondurdurdun. Çok güzel. Come on, aç bir intizam. Ya da sonra açarız onu. Tamam mı? Açalım. Öyle bir şey de göster. Evet, Thierry on biyoloji yazıyor. Bak, Thierry on biyoloji. Söz, akşam oynayacağız, tamam mı? Ya. Ya. Bir de burada böyle bir şey yapmışlar. Çok güzel bir şeyin içine koymuş. Böyle dolu dolu eşya koymuş. Çiçeklik koymuş. Yani bazı böyle çok güzel. Böyle. Paket yapmış. Ay bakalım. Evet. 300 tane oldu. Kaç tane daha var? Şşt bana bak. Tamam hadi bırak. Teşekkür ettin mi? Hadi. Danke şimdi. Evet. Yeşim abla gel. Kalktı gittiler onlar. Biz de şimdi dışarı gitti. Çıktık. Emre eve gidecek, işe gidecek. Ben de çocuklarla biraz McDonald's'e doğru gideceğim. Çok güzel hediyeler getirmişler. Size detaylı bir şekilde evde çekeceğim. Gerçekten çok harika şeyler getirmişler. Aslında bugün daha ben bir şeyler yapmak istiyordum. Dışarıya çıkmak istiyordum. Biliyorsunuz sandalye hala arıyorum ve bulamıyorum. Onu alacaktım. Ama Ayas çok huysuz ve huzursuz olduğu için onu bu şekilde çok fazla uzağa ya da kalabalığa falan sokmak istemiyorum. O yüzden bir McDonald's'e kadar götüreceğim. Babası söz vermiş şimdi nugget diye. O yüzden şat! Kaçıyor. Emre kaçtı. Arabasına bu koyar mısın? Tutamıyorum, bakar mısınız lan? Hadi. Bilmiyorum Rauschen. Ich weiß es. Herhalde öyle bir şey. Ich weiß es aber nicht. Baba. Tamam, ben buradayım. Bindireceğim mi? Onu bekliyor. Dur. McDonald's'a gidiyor. Kaçıyor. Binmek istemiyor. Nugget. Nugget. Kerim elime annem orayı. Elime bak, eline batar. İşte bak, bu yüzden dışarı çıkmak istemiyorum. Çünkü bebek arabasında da durmuyor ve ömrümü yiyor böyle. Ayas, nugget oğlum. Gel. Neyse. Biz eve geldik çünkü ben çok ağladım be. Ben çok ağladım be. Gözlere bak ne halde. Bir nugget uğruna. Orada duramadım çünkü çok fazla ağladı, çok bağırdı. Eve getirdim ben de. Evde şimdi bunu yiyor. Çünkü McDonald's'te kamera çekmek de yasak. Bayağı ağlıyor diye. Annem kamera çekmek yasak değil McDonald's'te. Ayas çok ağladı diye geldik biz. McDonald's'te herkes kamera çekmek yasak değil. Diye. Sadece başkasını. Herkes güler mi diye. Niye gülsünler annem Ayas ağlıyor diye. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Ağlamış da Ayas. Bir tane kapının yanında Ayas da ağladı, böyle yaptı kapıyı. Güldü gerçekten. Tamam annem, hadi afiyet olsun. Evet. Gülüyorlar olsun. Herkes. Ve bakın burada hediyelerimiz, şöyle göstereyim. Bu Ayas'a aldıkları oyuncak, çok beğendim. Bu puzzle yarın Emre evde. Çocuklarla güzel bir aktivite günü bizim için olacak.
Şimdi nereden açacağımı şaşırdım. Neyse yarın açayım, yarın görün. Böyle çeşit çeşit puzzle'ler var. Hayvanlar var. Anne. Hayır, yok da. Ne? Yok anne. Yok anneciğim. Nerede? Sakladım. Yok. Burada da gördüğünüz gibi şöyle bir tepsi yapmış. Yani tepsi mi böyle dekor amaçlı, o kadar güzel ki ben hasırı falan çok sevdiğim için gerçekten bayıldım diyebilirim. İçerisine de tabii beni düşünerek çikolataları doldurmuş. Burada bu vazı falan göstermiştim size zaten. Oo, burada da Emre'ye göre bir şey. Yaşadın Emre. Bunları benim canım istedi. Bugün dedim ki alayım, akşam oturup yerim dedim. Aldi'yi de unuttum. Biliyor musunuz? Aldi'ye girmiştim bugün. Unuttum ve Allah'tan başka bir şey isteseymişim olurmuş yani. Resmen hem de iki paket geldi bu bana. Çok mutluyum. Burada da Kerim'ime çok güzel bir oyuncak arkadaşlar. Çok 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 güzel. Okula başladığı için de böyle bir şeyin çok gerekliydi Kerim'e. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten çok sevindim. Çok çok teşekkür ederim yine. Yeşim ablacığım, Namık abicim, çok teşekkür ederim size. Herkese yeni bir günden günaydın. Çamaşırlarımı yıkadım şimdi. Sadece bir makine daha dolu. Şimdi Allah kamera gidiyordu yine. Bunları kurutmaya atıyorum. Ayas da ağlıyor. Kucak istiyor yine. Şöyle kapatalım. Su doldu mu diye bakayım. Tamamdır. Dur. Tamam. Bir makine daha atayım. Anne. Bence. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bence. Selam. Biz dışarı çıktık şimdi. Evimizin önüne. İki sene olmuş mudur? Bir buçuk sene falan oldu. Olmuştur herhalde. Tam korona zamanının ortasında buraya yeni bir şey açıldı. Oyun yeri. Oyun yeri açıldı çocuklar için. Ve biz bir kere geliyorum. Geldik. Yani ben bir kere getirdim çocukları. Ben de ilk defa geliyorum. Kapımın önünde ilk defa. Dedik değişiklik olsun çocuklara. Bugün pazar. Ve buraya getirdik. Abi. Gel bak bak, oyun yeri burası. Gel. Gir gir. Abi. Domuzun elini tutamıyor. Abi gir. Abi çoktan girdi gel. Abi fırladı gitti. Abi. Oğlum abi. Bak burada. Bak burada bak. Burada bak abi. Buraya bırak annem. Çantana bırak gel. Arabanın üstüne bırak. Video yap. Açtım videoyu, gel. Çıkalım hadi. Kerim. Kerim beni nerelere getirdin ya? Ya ben buraların şeyden geçemiyorum, yanlarından geçemiyorum, içinden. Gleich. Von da kann ich hoch. Echt? Ja, super gemacht. Komm schon, hadi gel. Aa Kerim, ben buralara nasıl çıkayım ya? Şuraya bakın. Şuradan geçmem lazım. Nasıl geçeceksem? Heh. Oh be. Şükür çıkabildik. Papa. Bak. Kız benim yerimi aldı. Heh, bu da aldı. Bekle oğlum, Bahati. Bekle bekle. Heh, şimdi sıra bizde. Vati vati vati, daha şimdi değil. Şimdi değil. Dur bakalım. Buraya aşağı kayacağız. Ne? Ne? Göstermemiş. Şaman. Tamam gitti. Gel tut. Tut tut buraya tut. Buraya göster. Buraya. Hayır, orayı değil. Orayı değil. Çünkü çok. Dur bakayım, şu kız bir gitsin buraya. Şuradan. Buraya göster kamerayı. Yetsem. Hadi gel. Kamerayı kayalım. Buraya göster. Böyle gösterelim hadi. Buraya. Hayır böyle. Gel.
Auf geht's. Kay, kay, kay. Jetzt, hadi gel. Hadi bir, iki, üç. Bu sefer Ayas'ı götürmeye çalışıyorum ama Ayas pek gönüllü değil. Gel gidelim yukarı. Kaykaya çıkalım kom. Ondan sonra beraber kayarız orada. Çıkalım mı? Gel ben sana yardım edeyim kom. Yardım edelim. Buraya. Buradan da çıkalım. Buraya, buraya, buraya. Oraya değil. Neyse hadi gel. Ama oradan düşersin sen bak burası çok aşağı iniyor. Aferin. Düşmedi Ayaz. Gel geri. Buradan çıkalım kom. Bak abi burada. Kerim buradaymış abi. Çık onun yanına. Gel yardım edeyim. Kom. Hadi hep beraber kayalım kom. Yoruldun mu sen? Terliyorum. Terlersin, yoruldun tabii. Terliyorum, su istiyorum. Gel su, suyumuz var. Gel. Başına değil. Evet, tek başına olmaz. Yalnız buradan Ayaz kayamaz. Benim Ayaz'ı tutmam lazım. Çünkü çok hızlı. Sen kay, ben seni çekeyim buradan, hadi. Niye? Hadi, bir, iki, üç. Gel Ayaz, sıra bizde. Gel sıra bizde, gel. Şimdi bir elimle kamerayı tutuyorum, bir elimde Ayas'ı. Bir de bir saniye hemen şöyle bir yapayım. Gel, şöyle tut. Şimdi Ayas. İyice tuttun mu? İyice tut, babayı tut. Tut babayı. Ben de seni böyle tutayım. Şimdi merak ediyorum Ayas'ın yüz ifadesi nasıl olacak burayı kayarken. Hadi Ayas, bir, iki, üç. Hoppa. Baba kal. Maalesef ki Ayas buradan biraz korktu mu, çekindi mi şimdi tam ne diyeyim bilmiyorum ama burayı pek istemiyor. Yalnız başına yani oynatmaya çalışıyorum, o istiyor. Buralar böyle biraz karma karışık olduğu için sanırsam ona iyi gelmiyor. Ya da en azından pek hoşlanmıyor, öyle diyeyim. Korktuğunu sanmıyorum çünkü yani korkuyormuş gibi bir durumu yok aslında. Ama yalnız başına oynamak istemiyor. Ben illa benim kucağımda olacak. Değil mi Ayas? Gel bir bakalım mı? İstemiyor musun sen oynamak? Biraz. Gel ona vur. Ona vur. Evet. Buradan da geçelim mi? Geçelim mi? Gel. Hoppa. Bak geçtik. Gel bunun içine oturalım. Sen otur buraya. Bak anne burada. Ay, sen ne diye geldin? Aha. Oo, yok. Vallahi senin gelmen iyi olmadı şimdi buraya. Zaten zar zor geldi. Bak şimdi de kaçıyor. Gel Ayaz. Yok Ayaz buradan çıkmak istiyor herhalde. Gel. Gel çıkalım buradan, gel kom. Gel bu taraftan. Hoppa yap. Hoppa. Buradan geç. Geç buradan. Benden daha iyi biliyor yolu. Gel beraber yapalım. He? Sen bana böyle sür. Nereye süreceğiz? Aksu burada. Ben böyle. Size. Tamam. Size. Hadi. Çok sıkıcı. Olmadı mı?
O zaman başka yere gidelim gel. Şu arkalara doğru gidelim. Bak arkalarda da bir şeyler var. Tamam Ruchi. Bu da en yukarıda Ruchi yok. Nasıl yok? Şurada da var Ruchi. Bu tarafa doğru gidelim. Gel biz. Şuraya doğru gidelim. Var o. Bak oradan da çıkılıyor. Bir şeyler var orada. Bir şeyler var orada. Nasıl gördün? Var o. Hadi şapkam. Ama yavaş ol Kerim. Ben sığmıyorum buraya ya. Bir dur. Allah Allah. 90 kilomla beni buralardan götürüyor. Oradan buradan çıkıyoruz, şuradan giriyoruz, ne bileyim yani. Hadi gel. Kerim ben seni sen Ayas gibiyken ve daha da küçükken getiriyordum biliyor musun? Hep getiriyordum. Anne o zaman çalışıyordu. Ben de seni getiriyordum. Hatırladın mı? Ama o zaman demek ki daha mı inceydim, daha mı gençtim bilmiyorum. Şimdiki gibi zorlanmıyorum. Baba hadi gel video çekelim. Burada. Nain ben buradan kayamam Kerim, ben buraya takılırım. Lütfen. Oğlum ben sığmam buraya. Lütfen. Oğlum nasıl sığacağız biz buraya ya? Sığacağım. Tamam bırak çocuklar bir kaysın. İlk önce çomak o. Ich habe ein bisschen Angst, ja. Nö, Papa. Ich habe gar keine Angst. Kerim, oğlum ben sığmam buraya. Rezil olurum bak. İtfaiye falan getirirler benim için. Ne? Foya veya gelir beni buradan bir fren yapmak için. Lütfen. Neyse iyi hadi gel. Gel. Tamam. Gel. Gazeteye çıkacağız gel. Kerim ben sığmıyorum oğlum ben. Das geht nicht. Das geht nicht. Yok. Yok hiç iyi bir fikir değildi. Ben sığmadım. Gerçekten sığmadım. Şaka yapmıyorum yani. Vallahi billahi sığmadım. Dediğim gibi itfaiyeyle falan beni kurtarırlardı herhalde. En iyisi mi? Hiç oraya falan bulaşmayayım ben. Tekrar aşağı ineyim. Baba. Burada ben video çekip kayabilir miyim? Tamam olur. Dur hemen bir göstereyim bak neresi. Arkadaşlar benimle kaymak istediği kaydırak burası. Ben buraya sığmıyorum. Gerçekten de sığmıyorum, şaka değil. Kerim sen mi şey yapmak istiyorsun, çekmek istiyorsun? Evet. Kendini çek o zaman böyle. Evet. Böyle çek. Evet. Böyle tut ama telefonu tamam. Da böyle tutman lazım, tamam mı? Tamam. İyi hadi bakalım. Anlat arkadaşlara. Öyle değil, öyle değil. Bir dakika dur. Öyle değil, öyle elinden düşer. Bak şöyle tut. Yine ol. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz oyun yerine geldik ve de arkadaşlar biz kaydıraktan kayacağız. Arkadaşlar bu da bir tane boşluk var. Gidelim. Ve de buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Böyle göstereyim. Ve de şimdi karanlık kaydırağa gidiyoruz. Ben biraz görünüyorum. Değil mi? Kovmuş olmuyor baksana ne güzel çekmişsin işte tamam. Hadi. Ben sığmıyorum. Hayır böyle demiyorum. Bak bir daha yapabilir miyim? Hayır bir sefer yaptın oğlum yeter. Bakalım mı videoyu benim yaptığımı? Bakacağız sonra. Şimdi. Laptopa yükleyelim ondan sonra bakalım tamam mı? Ondan sonra ben de arkadaşlarla paylaşırım. Derim ki Kerim güzelce çekti derim. Kendi kendini çekti oynadığı yeri çekti derim. Allah. Bakın buradan sığmadım. Böyle gidebilirdim. Bak
He, senin için demesi kolay. Bir de ben deneyeyim. Al, sen beni çek. Bak bakayım nasıl oluyor. Çek sen beni. Tamam. Çekiyor musun? Biraz arkaya gitmen lazım ki tam gör. Bak. Yani böyle bile neredeyse... Sıyamıyorsun. Evet, biz eve geldik. Daha doğrusu ben erkenden geldim Ayas'la. Ayas durmadı, hep kucaktaydı. Ve çocukların olduğu alana girmek istemedi pek. O yüzden çıktım geldim. Eve pijamalarımı da giydim. Gördüğünüz gibi. Emregil'e de şimdi yemek hazırlayacağım. Ayas yedi. Ben de daha yemedim bir şey. Ben de yiyeceğim. Bugün ne pişirdim diye göstereyim size. Burada pirinç pilavım var. Ve böyle köfte, patates yaptım tavada. Bunları şimdi hazırlayacağım. Hepsi birlikte yesin. Ben bunu yiyebileceğim bilmiyorum. Bugün midem pek iyi değil. Yani bu aldığım ilaçlar gerçekten beni mahvediyor diyebilirim. İlaç almadan önce kendimi daha iyi hissediyordum ama ilaç aldığımdan beri çok kötü. Çünkü genelde ben ilaç almayan biriyim. Doğru düzgün. Ve böyle koca koca olunca mübarek sabah akşam dokunuyor mu ne oluyor bilmiyorum. Halbuki dokunmaması gerekiyor diyeceğim ama mümkün değil. Çünkü 1500 gramlık antibiyotik ve yanına mide koruyucusu var. O yüzden dokunuyor tabii ki. Şimdi ben hemen yemeklerimizi hazırlayayım. Ondan sonra size tekrar döneyim. Onun şartı hoşuna gitti mi? Çok güzel. Vallahi çok güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Böyle şey tarzı. İzmir köfte tarzı. Değil mi? Evet ama... Ya İzmir köfte eigentlich ama... İzmir köfte şey, değil aslında. Ya değil ama... Çünkü içinde şey de yok. Bastın. Yumurta ve ekmek kırıntısı falan katıyorum ya İzmir köftesine. O yok. Yani buzlukta ne varsa artık öyle pişirmişiz. Nice to good. Bence gayet güzel. Bu arada biz de bu sefer Edith'i başkasına yaptırdık. Birine yaptırdık yani. Bakalım olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Açılmıyor herhalde ha. Yani tam istediğim gibi olmuyor. Nedense. Bir bakalım açılacak mı? Evet, saat 9:30 oldu ve Ayas'ı uyutamadım. Emre ile değişik uyku yaptık. Emre girdi şimdi. Ayas'ı uyutmaya çalışıyor. Ve ben bugün oyun yerine gitmekle gerçekten büyük bir hata yaptım. Orada böyle fena şey kötü değildi yani orada sadece durgundu. Ve çocukların olduğu yere girmek istemedi. Hep kucaktaydı. Sorun yoktu ama eve geldiğimizde bunun acısını çektim diyebilirim. Çok huzursuz, tedirgin oldu ve uyumuyor. Son birkaç gün çok erkenden uyumuştu ve rahat ediyordum ben de ama şimdi Ayas uyumuyor. Bakalım Emre'ye verdim ama şimdi bıldır bıldır sesi geliyor. Uyumak yerine bir şeyler sohbete muhbete girdi babasıyla orada. Ben de dedim ki videoyu sonlandırayım. Normalde biliyorsunuz ben hep videoları aslında biriktiriyordum. Ama son dönem artık yoğunluktan çekemedim. Hiç video çekemedim. O yüzden dün başlattım bu videoyu. Bugün ne kadar sürdü, neler çektim, neler çekmedim hiçbir bilgim yok. Hoş bugün gerçekten fazla bir şey de çekmedim. Bunu da biliyorum, farkındayım. Artık bu videoda böyle olsun. Kusurumuza bakmayın diyorum. Bu arada arkadaşıma rastladım. Filiz'e de buradan selam olsun diyeyim. Ayas bugün onun kucağına gitti ve... kafasını böyle omzuna yasladı. Normalde böyle tanımadığı bir kişiyi severek gitmez şu sıralar özellikle. Ve sanki 40 yıldır tanıyormuş gibi böyle bir de böyle masum masum kafasını omzuna yasladı. O da çok hoşuma gitti. Ama gel gelelim orası çok kalabalıktı. Ve... ben de buna alışmam lazım. Galiba zorlamamam gerekiyor. Ayası bu tür şeylere. Zaten doktorları söylemişti hani.
kalabalık ortamından uzak tutun, şey yapmayın diye. Ama benim yine hatam oldu. Ben kendi kendime dedim ki iyi gelir belki, o da eğlenir. Ama öyle olmadı. Bu yüzden bundan sonra çok daha dikkatli olacağım bu konuda. Yapacak bir şey yok. Başka ne anlatacaktım? Bir şey anlatmayacaktım. Şehmuz'u orada. Gel, geleceksin mi? Bakın. Nasılsın? Sen beni pür dikkat mi dinliyorsun? Şşt. Anne. Ne oldu? Şimdi ben edit falan yapılacağı için bu videoyu yükleyeceğim bilgisayara. Büyük ihtimal zaten 5 dakika sonra Emre diyecek. Uyutamıyorum, sen gel. Çünkü her zamanki olduğu gibi ben uyutmaya gideceğim. Yarın erkenden işe gideceğim. Biraz daha erkenden iş yerinde olmam gerekiyor. Çünkü iş başı öncesi toplantımız oluyor. Ve bu toplantılar hep bir öğrenciyle ilgili oluyor. Mesela gidişatı nasıl, neler yapılıyor, hangi terapiler yapılıyor, hangisi iyi geliyor, iyi gelmiyor. Öyle konuşmalar oluyor. Biliyorsunuz normalde benim aslında pazartesi günleri geç başladığım gün. Ama yarın ne yazık ki erkenden başlayacağım. O yüzden hemen bu videoyu yapıp yani laptopa koyacağım. Ondan sonra uyuyacağım. Tek istediğim şu an uyumak gerçekten. Bu arada çok güzel yorumlar alıyorum. Aynı süreçten geçen ailelerle, ailelerin bize yazdıklarıyla ilgili. Yani o kadar güzel mesajlar alıyorum ki Instagram'da özelden yazanlar çok oluyor. YouTube'da videonun altına yazanlar çok oluyor. Bu bana güç kuvvet veriyor. Her şeye rağmen çok şükür diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Şimdi enerjimi toplayacağım. Siz biliyorsunuz bunu ben nasıl yaptım. 2 tane bundan yiyeceğim. Ondan sonra yatma vakti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.